I'm Yay. Hello, ben Efsun. Bugün bu karakteri kasmak zorunda serisinin dördüncü karakteri olan Scrooge'la beraberiz. Dördüncü, evet dördüncü, tamam. Scrooge, elementer reaksiyonları kolaylaştıran en güzel karakterlerden biri oyundaki. Şimdi az çok yeteneklerine değineceğim. Normal saldırılarımız en fazla 4 saldırı yaparak dörtlü bir seriden oluşmaktadır. Hemen gösterelim bunu slime'lara ve katalizör olduğu için tüm vuruşları anemo hasarı yani rüzgar hasarı vermektedir. Tabii şu an Evet anemo da veriyor. Biraz yayıyor da. E yeteneğine gelecek olursak, E yeteneği düşmanları ve nesneleri kendine çeken yani ortasına doğru çeken merkez oluşturuyor ve bu rüzgar hasar veren küçük bir rüzgar ruhu oluşturuyor. Hemen bir E yeteneği kullanalım. Hepsi ortaya doğru geldi. Bir daha kullandık. Bir daha ortaya doğru geldiler. Sonra ultimize gelelim. Ultimizde Scrooge büyük rüzgar ruhu oluşturan dengesiz bir karışım fırlatıyor ve bu büyük rüzgar ruhu etki süresince durmadan etrafındaki düşmanları ve nesneleri kendine doğru çekiyor. Yakındaki düşmanları rüzgara sar veriyor. Eğer sizin bu ultiniz su, ateş, buz veya elektrik elementiyle birleşirse Ultiniz anemo rüzgar yerine bu etkileşime girdiği elemente dönüşüyor Ve ekstra olarak ondan daha hasar vermeye başlıyor Yani ultimizi attık şu an bu pyro yani ateşe dönüştü Bu şekilde kendine doğru çeken bir bulut oluşturdu Metalizer dönüşümü Scrolls bir girdap tetiklemesi tetiklediğinde 8 saniyenin gruptaki aynı elemente sahip tüm karakterlerin. Mesela az önce biz ateş elementine sahip olsaydı bizim takımımızda bir karakter o 50 element element ustalığı kazanacaktı. Hafif bir meltem ise dengesiz rüzgar veya ultiniz veya e yeteneğinizi kullandıktan sonra bunun tabi düşmana değmesi gerekiyor. ağaç takımdaki diğer tüm karakterler Sucrose'un element ustalığının %20'si kadar element ustalığı kazanıyor. Yani mesela sizin Sucrose'unuz hatta bizim Sucrose'umuzun 901 element ustalığı var. Bu %20'si 180 demek oluyor. Diğer karakterlerimizin element ustalığı 180 artıyor ultimiz veya E yeteneğimizle vurduğumuz zaman. Son bir yetenek olan da dengesiz yiyeceğiz. karakter ve silah geliştirme malzemeleri ürettiğinde elde edilen ürün %10 ihtimalle 2 katına çıkıyor. Plast seçeneklerinde en iyi tercih tabii ki Kurban kanunları. Neden bu derseniz, eğer özellikle zaten takım yıldızı bir özelliğiniz yoksa, birazdan geleceğiz takım yıldızı bir özelliklerine ama takım yıldızı bir özelliğimiz bizim E yeteneğimizi bir yük daha ekliyor, yani birden ikiye çıkartıyor. Eğer bu silah da varsa, sizin Kons biriniz varsa, size ekstradan bir E yeteneği daha kullanma şansı tanıyor. Zaten tüm Kurban serisi aynı şekilde çalışıyor. Sonra eğer 5 yıldız bir silah vermek istiyorsanız Scrooge için en iyi seçenek Naida'nın silahı olan Binbir gece süzülen Silah olacaktır. Çünkü çok yüksek bir element ustalığına sahip. Temel saldırısı da gayet yeterli. Ondan sonra 4 yıldızlardan devam edeceksek Pavonius kanunları yine sizin için güzel bir tercih olacaktır. Enerji yüklemesi gayet güzel ve ne de yine Favonius hesaplarının hepsi aynı şeye sahip. Kritik vuruşlar sizin saflaştırma kademenize göre değişiyor. Yine alt kademesi %100 ihtimalle altı enerji kazandıracak küçük bir miktar element parçacığı ortaya çıkartıyor ve ultinizi daha erken gelmesini sağlıyor. Onun dışında yine zamanda etkinlikle verilmiş olan bir silah olan yeminli gözü kullanabilirsiniz diyeceğim. Ama bu en iyi tercihleri arasında yer, yer almıyor. Ama yine kullanacak başka şeyiniz yoksa yine kullanabilmek için bir seçenek tabii ki. Sonra serseri akşam yıldızı en son gelen katalizör silahlarından biri olan Sumeru ile beraber. Yine güzel bir element kalınlığına sahip bir silahımız. Sonra yine craftlayabildiğimiz Sumeru'dan free -to play bir silah olan doygunluk meyvesi de Sumeru için kullanabilecek Kullanabileceğimiz güzel silahlardan biri. Yadigar seçeneklerine gelecek olursak tabii ki en iyi tercihi 4 parça yeşil gölge. 2 parçasından %15 rüzgara sarı kazanırken 4 parçasından bir girdap hasarınızı %60 arttırıyor. de puta kullanılan elemente karşı 10 saniye düşmanın direnci, element direncini %40 azaltıyor. Bu cidden en iyi tercihi tüm reaksiyona oynayan karakterler için. Yani tabii anemo karakterler için. Şimdi biraz değineceğim. En çok kasmanız gereken şey Rose için element uzalığı. Alt özelliklerinden dolayı. Onun dışında saldırı bulursanız yine kötü olmaz. Kritik oran kritik hasar da kasmanıza gerek yok. Ama sizin enerji yüklemenizi %150'nin üstünde tutmanız lazım. Yani en az %150 diyorum. Çünkü eğer bu silahınız varsa ve kons biriniz varsa sizin için... Zaten her türlü yeterli olacaktır ultinizi geri getirmek. Yadigar seçeneklerine alt özelliklerinden bulmamız gereken yine saydığım kritik olan kritik hasar. En başta tabii ki element ustalığı geliyor. Onun dışında defans ve HP ile hiçbir alakamız yok. Buradan çiçekten %14.8 hasar, 82 element ustalığı, 16 saldırı bulmuş. Bu kusuruz için gayet güzel bir çiçek. Sonra tüye geldiğimizde 40 element ustalığı 5.8 saldırı can vermiş burada biraz da kritik oranı da var yüzde %11.7. Yine güzel bir büyük ama daha güzeli bulunabilir tabii ki. Kum saatine gelecek olursak kum saatine kupaya ve taca element ustalığı takmanızı öneririm. Baya yine elinizde güzel bir anemo damage bonusu yani rüzgar sar bonusu bir kupanız varsa takabilirsiniz ama Elementus'a sizin için her türlü daha iyi olacaktır. Da. Şimdi kum saatine gelecek olursak ah, bu 9 kritik yani 8.9 19.4 kritik hasar ve 18'de saldırısı var gayet güzel. Sonra kupamıza gelelim 13.2 hasar. %14.6 saldırı 19 temel saldırı ve %16.8 enerji yüklemesi element ustalığının altında bu da gayet güzel bir element ustalığı kupası harca geldiğimizde de element ustalığının altında %18.7 kritik hasar %4.5 enerji yüklemesi can can atmış iki kere o da nazarlık olsun artık ne diyeyim takım yıldızı özelliklerine gelecek konuşsak takım yıldızı bir özelliğimiz e-eğitimimize bir yük daha ekliyor geldiğimiz zaman sizin ultinizin süresini 2 saniye arttırıyor. 3 ve 5'i zaten her karakterde aynı. Biri E yeteneğinizi arttırıyor, biri ultinizi arttırıyor. Takım yıldızı 4 özelliğinde ise Skrooze'un düşmanlara yaptığı her 7 normal veya yüklü saldırı sizin E yeteneğinizin bekleme süresini 1 ila 7 saniye azaltıyor. Her 0.1 saniyede bir vuruş sayılıyor. Yani her vuruşunuz sayılıyor diyebiliriz. 16 takım yıldızı öz haline geldiğimizde de ultimizin bir element emilimi tetiklendiğinde beceri süresince tüm grup üyeleri emilen elemente göre %20 element sahip bonus kazanıyor. Yani tamamen tepkimeler için, element reaksiyonları için mükemmel bir karakter. Zaten 4 yıldızlıların en iyisinde biri olduğu için bu seriye koyma gereği duydum. Konuşamıyorum şu an. Yani az çok bir anlattım ama Anlatamadım gibi. Neyse o zaman takım kurulumlarına gelebiliriz artık. De i̇şte göstereceğim ilk takım Gun Free takımı. Tabi bunu ayakayla da yapabilirsiniz. Tabi pek de bir gösteremeyeceğim sanırım çünkü herkes tek yiyecek burada. Ama amaç zaten sucruz'un burada ne işe yaradığını göstermek olduğu için az çok anlayacağınızı düşünüyorum. Zaten oyunda deneyerek tanıyabilirsiniz de şekilde. O zaman bir araya toplayalım. Burası için diğer bir güzel takım ise Shion'un yanında bir enerji yenilemesi sağlayacak bir karakter olarak kullanabiliriz. Ultimizi attık, topladık. Venet'le başladık. Venet'le başladık neyse artık. Hem rakipleri alanı çekiyor. Hem de her için güzel bir enerji yenilemesi sağlıyor. Bakın. Neredeyse tüm şeyler şöyle gittiği için bu anda geldi. Son olarak size göstereceğim takım tamamen free to play ve şu ana kadar yaptığım karakterler. Eğer onları izlemediyseniz ve izlemek istiyorsanız da kartlar kısmına koydum. Bu, 4 en iyi free to play karakterle Ipisi de ciddi anlamda işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Zaten serinin adını da bu yüzden kasmak zorundasınız yaptım ki bunu söyleyen tek kişi de ben değilim. Gençin oynayan herkes söylüyor. Ki söylenmesi gerekiyor yani. Ve bunları bitirelim artık. diğer tarafta. Videomuz buraya kadardı. Umarım işinize yarar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara görüşlerinizi, sorularınızı bırakmayı unutmayınız. Sonraki videoda official ile alacağım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ondan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.